Ben de konuyu biliyorsun ama kimse hiçbir şey de söylemek Sorunlu istemiyor. Hayır. Yani çok enteresan. Ama röportaja geçtiğin Heh. zaman saksılar, palmiyeler havada uçuyor. kurtlar, kuzular, çakallar bir yerde. Yani neden mesela sor orada gel gelmişsin Barış? Atakan benim arkamdan böyle böyle bir cümle kullanmışsın ki bunu zaten seremonide hani Murat da söyledi dedik. Yani arkadaşların arasında böyle bir konu konuşuldu da mı? Sen bu kararı verdin diye, Biz o da bu masada? ay yani hani ben aslında kendimi kötü hissediyorum çok uzun sürdü sağlık problemim vesaire vesaire ya değil. Atakan benim hakkımda böyle bir şey söylemişsin, gururuma dokundu. Belki yanlış ben anladım. Bu konuyu da bana taşıyan Nagendır. Nagend. Nagihan... Evet. De zan altındasın. Yani hani hepimiz beraber ben diyorum ki artık ne zaman konuşulacak? İnsanlar ne zaman birbirlerinin yüzlerine karşı gerçekleri söyleyebilecekler? Durum böyle olunca işte bu belki de performanslarını etkiliyor. İkili ilişkiler o kadar fazla gündemde ki kimse kimseyi kırmasın ama kimse kimseyle yüzleşmesin, huzurumuz kaçmasın diye o halının altına süpürme dediğimiz olayı gerçekleştirip böyle performans sergiliyorlar ama ee, yani ben anında, üzülüyorum. sonra ne yapıyor Barış? Seremoniye gidiyor. Seremonide yine tekrardan uçup bu Benim hakkımda böyle böyle şeyler konuşulmuş. Ben de bunu düşünüyorum. Nagihan da diyor ki o zaman sen adada kazandığımız ödülden faydalanma. Biz de seni yazmayalım evet. felsefesine getiriyor. Ya zaten bunu konuştunuz. Bu mevzu niye seremoniye tekrardan getirdiniz? Niye orada yüzleşmediniz? Herkes orada. Evet. Herkes bu konunun bütün kişileri adminler orada. Aynen öyle. Herkes orada. E niye burada çözmüyorsunuz da seremoniye getirip hem de gözlerinizi boyadığınız halde seremoniye getirip takıma karşı tarafa bir moral motivasyon veriyorsunuz? Ben olsam ama bunlar bu görüntüyü vermişler. Evet. Kendi aralarında hala iç düzeni sağlamamışlar. Birlik beraberlik değil. Buradan da bu sene bu maç bu oyunda da hiçbir şey olmaz. Düşünürüm. Ve düşün ya kadınlar da iyi kazandığın halde erkekler de kaybediyorsun ve Bayrakta da oyunu kaybediyorsun. Yani şaka gibi. Burada bu, bütün herkesin, sır Barış barışı için söylemiyorum. Atakan'ın da, Nagihan'ın da, Sema'nın da, Adem'in de. Orada kim varsa. Herkesin oturup biz gerçekten nerede hata yapıyoruz demeleri lazım. Şapka önlerine koymaları lazım. Bugün barışı bahane ediyorlar. Barış üzerinden gidiyorlar. E başka gün Nagihan çıkacak. Başka gün Merve çıkacak. Ama bir türlü esas problemi çözmek istemiyorlar. Herkes kendi bir yerinde. Hakan'ın dediği gibi ben nasıl olsa rahatım. Mayıs'ın 15'ine kadar elenmem. Eleneceksin abi. Atakan abi. biraz daha sanki daha yüzleşmeye açık 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 konuşmaya çalışan bir yarışmacı değil mi Bak, içeride? Bir, bi, tek sanki Atakan bir şey, bir şey daha var. Atakan söylediği bir, mevzusu evet. var da Atakan söyledi mevzusu var da Atakan tekli röportajda ne diyor? O zaman diyor Barış'ın bu felsefesine göre 2-0 kaybeden de o gün ödülden kazanmasın diyor. Acaba bu konu büyütüldü büyütüldü de buraya mı getirildi? Ben Atakan'ın söylediği yanlış atış, yanlış yani. mı? Hani Aksettirin yaparız de. ya kulaktan kulağa. Ben Hı -hı. sana bir şey söyledim. Sen Kübra'ya söyledin. Hakan'a gelene kadar bambaşka kelime Aynen. oluşur. Bu konuşmada acaba Atakan'ın bu konuşması da farklı mı algılandı da bunun buraya geldi? Aslında belki de çocuk böyle bir şey söylemedi. Şunu anlatmaya çalıştı. Ya da bu niyette söylemedi. Ha, bu niyette söylemedi. Diyor ki 2-0 kazanan e, kaybeden bir insanda o zaman ödülden e, faydalanmasın mı? Bunu mu düşünün Hayır. Sen de bu takımın bir parçasısın. Ben de bu seni bu takımın içinde görüyorum diye düşünür? söylediğini gösteriyor. Ama konu belki de farklı yönlere geldi. Şimdi bunun altında barış eziliyor. Ben ödülden faydalanmak istemiyorum. Bu barışın ezilmesinden dolayı takım eziliyor. Biz yanlış mı yaptık? Ya biraz yani cesaretli lazım. Ya da lazım. siz seyirci olarak şu konuyu izlediğinizde kim size daha böyle vay be yazık oldu ya da vay be çok mağdur oldu diye geliyor? Barış, sence? Bence bana gelmiyor Barış. Bana da gelmiyor. Barış. Dün derdim. Dün Barış geliyor. Bana da Barış geliyor. Aynen. Ben Ve ben bu kadar çok. açmayan da Barış. Evet. Tamam Demek da ama. geliyor olay böyle biz olması. Biz Batuhan'ı kendi senesinde neden eleştirmiştik? Kimi? Batuhan'ı neden bu kadar çok eleştirmiştik? Röportajlarında bir sürü şeyler söylüyordu ama insanların adanı adaya geçtiği zaman insanların yanına geldiğinde hiçbir şey söyleyemiyor. Bu konuları yüzleşemiyor diye en çok eleştirmiştik. Şimdi mesela Batuhan kendini belki bunu açığını gördü ya da yaptığının yanlış ya da doğru olduğunu bir şekilde gördü. Bu sene bence çok daha temiz bir Batuhan izliyoruz. Hı hı. Yüzleşebiliyor insanlarla, çekinmiyor, kavga edebiliyor, tartışabiliyor, Yetişim her şey yapabiliyor. Aslında. Şimdi ben Barışa baktığım zaman Barış her şeyi söylüyor bütün hayvanları saydı. Pinokyo'lar oldu. Onlar bunlar Röper konuşuldu. Tersi. ama Röper adaya gelince eee kimseyle yüzleşmiyor. Şimdi bu durum böyle olunca ben çekiniyor o barıştaki cesareti göremiyorum. Ben şampiyon olan birisinde cesaretli bir imajını görmek ne, istiyorum. Ne, Daha ne, çok ne savaşan gösteremiyor sence? İnsanlardan çekiniyor çünkü. Nesinden çekiniyor. Tepki, Onun tepki için da biliyorum. Yani te belki keskin bir taraf olmak istemiyor. Belki yanlış adım atarım diye çekiniyor. Ya Damla diyor ki ya eğer röportajda öyle gürlüyorsan diyor. Adada da bir ses çıkar Katılıyorum en kesinlikle. Ben de katılmıyorum şu anda. Ben anlamda de buradan mağduriyet. Mağduriyetten faydalanıyor. Yok. Ya, o ayrı ama esas olay şu mesela Batuhan'ınkinde olay neydi? Eee Batuhan'a bir hamle yapılmadan Batuhan böyle diyordu röportajlarda geçen sene. Eee adaya ittiğinde de çok yakın davranıyordu ama Barış şimdi Barışın çakal dediği, Pinokyo dediği kişiler yaklaşık Survivor başladığından beri barışı bir şekilde hedefe koymuş yazıyorlar. Doğru mu? Evet. Bu onlara Pinokyo evet. mu yapıyor yani? Pinokyo yapıyor ama, yani. ama barışa bir şey Barış deme mi? hakkı veriyor. Ya da ben barışa niye bunlar hakkında konuşuyor diyemem. Çünkü sen benim ayağıma basmışsın. Tamam, tamam ama sen benim ayağıma basarsan, e, geçerli bir sebebim var mı? Şey Senin %65 yani. performansın vardı da ben seni o yüzden mi potaya koydum? Yok. Yo. Sen takımın en kötüsüydü ve ben orada adalette olabilmek için seni potaya koydum. Ama Şimdi bu burada bir mağduriyet yok ki. Ama barıştan zayıflar varken de barışı Araya yazdım. girmem gerekiyor da. Çok küçük. Devam edeceğiz. Kaldığımız reklam yerden. Reklam mı? Hayır hayır reklam değil. Yürü, eve. Barış ve Nagihan evet. eve gidiyoruz evet. bitti program. <laughs> Barış ve Nagihan arasında serenomine ve sonrasında olan konuşmaları seyrediyoruz. <laughs> Damlacığım senle başlamak istiyorum. Akşam ipuçlarında seyrettiğimiz izledik ya hani herkese her şeyi söylemeyeceksin demek ki. Evet. Şimdi <laughs> hangi birinden başlayayım? Çok dolu oldu. Bunu ee, açık açık bizlerle izleyicilerimizle bunu, paylaşabilirsin. Murat soruyor diyor ki hani arkadaşların bir serzenişi var da sen o yüzden mi bu kararı aldın? Ben açıkçası ben bilmiyorum. Yo sen biliyorsun Barış. Sen bunu duymuşsun. Biliyorsun ve ama söylemiyorsun. Yani bunun adına mesela ne derler biliyorum ama söylemekten çekiniyorum mu dersiniz yoksa başka bir şey mi dersiniz? Bildiğim bir şeyi söylememek nedir? Bilmiyorum demek. Şey söylememek e, ya karşındakini kötü duruma sokmamak için ve hatta dedikodu yapmamak için. Ama yapıyoruz. bu dedikodu değil ki ama. Ya hayır, öyle düşünüyor işte. Şimdi hani yani herkes şey orada, her yere çekebiliriz bence bunu. Şöyle birisi yoksa eğer orada onun hakkında konuşuyorsan bu dedikodu olur. Evet. Ama o kişi eğer oradaysa ve herkes oradaysa bildiğim bir şey söylememek nedir mesela? Bunun tanımı nedir? Bunun tanımı nedir? <laughs> Palmiyeyi oynamak yani hani böyle hiç gözükmemek hiç şey. Ben sessiz Yokmuş kalayım gibi Yokmuş gibi davranma Şimdi bu davranmak. o zaman mağduriyet midir? Yani hani sen dedin ya bana göre mağdur dedin sordun. Kemal evet, abi sana evet, göre de mağdur. Ona evet. göre sana göre değil. Bana dedim göre işte, dedi. yani oraya getirmeye çalışıyor olayı başka bir şey yok bunun açıklaması ki. Bir, yani Çünkü bana biraz garip yani. geliyor. Yani sorulan bu soru Aslında. karşısında bildiğin konuyu ö, garip olan söyle neyin? barışın yaptıkları Barış şey. öyle dememesi. Ya, ya yani burada bu... yani. Hani evet. bak keskin olmana da gerek yok. Sana böyle bir cümle kullanılmış. Sen o zaman haklısın değil mi? Senin için bu kadar keskin bir cümle kullanılmış ve senin gururunu incitebilir. Sen orada incinmiş olabilirsin. İncinmişsin. Sen yani. evet üzülmüş olabilirsin. Yani her şey olabilir. Ve sen orada diyebilirsin ki Atakan ben böyle böyle bir şey duydum ama kimden duyduğumu söylemeyeceğim. Bu benim gururuma dokundu. O yüzden de hani takım arkadaşlarım belki aralarında böyle bir konu konuşmuşlardır. O yüzden de ben gerçekten istemiyorum. Elinize, yemeğinize sağlık. Bir şey söyleme. Bunu söylese daha çok böyle bir göklere çıkar biliyor musun? Kesin. İnsanlar tarafından daha ben çok. Ben katılıyorum şu an. Orada bir vicdanına dokunur. Ama bu kelime oyunları, bu demagoji yapma olayları beni böyle şey yapıyor. Hani bir inandıramıyorum. Bir samimiyetsizlik var ortada gibi hissediyorum. Onun haricinde Nagihan'a geliyorum. Nagihan konuya sen de hakimsin. Hani seremonide diyorsun ki acaba böyle bir şey mi söylemek istedi? Hani biz onu yazmayalım ödüllerden de faydalanmasın diye. Sonra gelip orada barış bir şekilde keskin konuşunca kendini kötü hisseden bir nagihan var. Buna da tamam. Sonra adaya geliyorsun, yüzleşiyorsun. Şimdi ben seni yazmadım. Hani kendini bir temize çıkartma var. Benim vicdanım el vermedi. O yüzden Barış senin hakkında da çok konuşuldu. Şimdi söylemek istemiyorum. Canını da sıkmayayım. Yani hani herkes kaçak dövüşüyor. E söyle Nagihan zaten söylemişsin. Hani daha önceden bir dedikoduyu yapmışsın. İkinciyi de yapabilirsin aslında. Hani bunu gerçekleştiren insan, birinciyi yapan insan ikinciyi de yapabilir. E söyle orada canını sıkmayayım şimdi söylemeyeyim. Ama aklında da bir köşesinde kalsın bu. Haberin olsun. diye bir giriş yapıyorsun. Ama ben seni yazmadım. Sakın yanlış anlama. Sen sakatsın. Bunlar senin en doğal hakkın. Nagihan'a sadece şunu söylemek Ama istiyorsun. Atakan bana böyle söyledi falan. Heh. Ne güzel anlattın musun? ama Ama şöyle bir detay da var. Nagihan'ın birisine, birisinin yanına gitmesine ihtiyacı var mı? Asla Hayır. yok. Nagihan tek başına en güçlü şekilde ilerleyebilir. Yanına ne barışa ihtiyaç, ihtiyaç, e ihtiyaç var? Ne Sema'ya ihtiyaç var? Ne ademe ihtiyaç var? Aynen öyle. Barışın yok olacağını biliyorlar bir şekilde. Tabii ki de. Çünkü hani kolay değil gerçekten. Dürüst olayım şimdi barışın son dörde kalması bence zor bir şey. Çünkü sakat adam. Bir yerde en ya pes gibi. edecek ya şey. Şu an herkes Barış'ın oylarını alıp it, o şey yani. e, ne derler? Paracı geçmek aldık. şeyinde. Vallahi billahi böyle. Gerçi ihtiyacı yok dedi. işte. Nagihan'ın buna ihtiyacı yok Nagyan en büyük kavgasını Barış'la da yapmadı mı? Tartışmadılar mı? Hiçbir işe yaramıyorsun. Adada bir su bile taşımıyorsun dedi de, de, evet, de, de. dedi. Ama o kökünün kalka... ne sular aktı. He, şimdi sanki şunu diyebiliyor musun? Yani garip geliyor bana bilmiyorum da. Ee, Barış'cığım ben seni yazmadım. Bak yazmayanlardan bir tanesi benim. Kendini aklamaya çalışıyor. Sen bunu isteyebilirsin. Senin en doğal hakkın. Canımsın Bunun, bir peki tanesi. sana Nagihan Barış'a karşı mı yapıyor? izleyicilere karşı mı kendini aklıyor? Ya bence iki tarafta var. Kemal abi sizce güldünüz. Bir şeyler söyleyeceksiniz. Bekliyorum. Ben Bekliyor gözünü taksın taksana Kemal, <laughs> <abi. gülüyor> Kemal abi. Kemal abi gözlüğü de takalım. <laughs> ne diyorsun abi? Ben yemin ediyorum deşetle dinledim şu anda sizi. Barış'ı öldürdünüz. Beş saniye. Barış'ın mirasını diğer o mirasçı evet, evet, öyle oldu. geldi. Hayır Masada ya? avukat <laughs> Duruyor açıklıyor sana bu kadar düştü sana bu kadar Portakal düştü sana bu ediyorum. kadar düştü sana şu ev sana bu arsa ya arkadaşlar durun ya gözünüzü seveyim ya Bu tamam hadi evet Barış'ın yanlışları var mı var ama adamı öldürmeyin ya bir bekleyin Öldürmedik ya ki. öldürdünüz asla, resmen öldürdünüz adamı öldürdünüz bir de şey yapıyorsunuz bak bölüşümünü yaptılar Barış'ı Barış biz mi öldürdük Barış yoksa bak. adadakiler mi? O... Hayır abi olarak söylüyorum. Yani sizin şu söylemlerinden dediniz evet. ya Barış'ın oylarına talipler. Barış'ı zaten kafalarında bitirmişler. Gönderiyorlar. Evet. Ondan sonra gelecek oylara kim daha yakınsa. O, o şudur. Topu potaya atarsın basketbolda. Eğer girmemişse rebound'a en yakın kimse o olur. Şimdi bu için ben de Kübra ile birlikte söylüyorum. Nagi buna ihtiyacı var mı? Bir. iki. Bunu Atakan bilerek kasti yani ee, ...ben barışı kötüyüm veyahut da barıştan... ...bir şeyler kazanayım diye söylediğini mi düşünüyorsunuz? Böyle bir şey yok. Ben burada şunu görüyorum. Takım barışı kazanmak için mücadele yapıyor. Barışın evet duygusal bir çöküntü içinde olduğunu görüyorum. Ee, sürgün adası, yokluk adası ayağının sakatlanması bundan dolayı beyninde kafasında bir karışıklık olmuş olabilir. Buna da itiraz et, etmiyorum ama takım barışı kazanmak için mücadele ediyor. Kazanmak için yokluk adasına mı uğurluyor? E, şov perişme gitti. İsteri kazanalım e, ya vallahi. Şimdi, ama yoktur ya, yoktur evet, şey evet, diğer tarafına bakıyorum. Yok ya. Hayır diğer tarafına bakıyorum. Sözlemler eylemler tutmamış oluyor. Ya hayır bir diğer tarafına bakıyorum. E, arkadaşlar oyun kazanmak için Barış'ın orada durması için de Barış'ın adaya gitmesi lazım Niye? tabii. Zaten oynamıyor. Evet. E, oynamadı. Kimi Perviz'i mi göndereceksin? Belki Perviz'den Alıyorsun. Bence Perviz'i gönderse şu an takım oynanma şansı artar. Çünkü %50'nin altında bir performansı var. Ya dün dünkü oyunda size soruyorum şimdi erkeklerde kim başarı yapmış? Kim yapmış? Evet bakalım. Kimse? E o zaman neyin mücadelesini yapıyorsun? Ya tamam ama. Neyin mücadelesini yapıyorsun? Perviz gitmiş Barış gitmiş ne fark etti? Ha, şöyle diyeceğim mesela. Atakan, e, Adem Batuhan. ne bileyim şey Batuhan Şimdi araya girmem ince, gerekiyor. Tamam, evet, tamam, araya tamam, evet tamam, araya tamam, girmem tamam, gerekiyor. gerekiyor. Kalımız yerden tabii ki devam edeceğiz. Aynı zamanda ve dün akşam Anan ve Batuhan arasındaki tartışmanın detaylarını uzun uzun masamızda konuşacağız. Ama önce ekranlara gidiyoruz.